Efendim merhabalar, iyi günler. Leksistorya'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. El Cevap serisindeyiz. Biliyorsunuz bu serinin hususiyeti şu. 15 dakika içerisinde tek bir konuya ilişkin görüş, kanaat ve bilgilerimi arz etmeye çalışıyorum gevezeliğimin rahmına. Müzik Dünkü mevzumuz hanedanlar mevzu. Bu mevzu nereden aklına geldi derseniz enteresan bir yerden geldi. Sina Osmanoğlu diye bir beyefendi sosyal medyada çıktı. Soyadının da verdiği havaya dayanarak kendini hanedandan biri olarak lanse etti. Ve ilginç bir karakterdi açıkçası. Hafif böyle müstehcen pozlarıyla, enteresan lip sync performanslarıyla herkesin dikkatini çekti. Hatta bazılarında sevgisini kazandı. Yani enteresan bir figür. Orhan Osmanoğlu hanedanın bilindik üyelerinden bir tanesi. Bu beyefendinin hanedana mensup olmadığını söyledi. Sina Osmanoğlu da buna karşın Orhan Osmanoğlu ile çekilmiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak bu doğru değil diye bir açıklama yaptı. Şu anda top ortada işin doğrusunu açıkçası bilmiyorum. Soruşturmam lazım. Ancak buradan aklıma gelerek biraz hanedanlar üzerine sohbet edeyim istedim. Şimdi efendim hanedan dediğimiz olay esas itibariyle çok eski bir geleneğin parçası. Baktığınız zaman Sümerlilerden bu yana belirli ailelerin tanrı kutuna sahip olduğu, yani tanrı tarafından seçilmiş ve iktidar meşruiyetiyle, yetkisiyle donatılmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu insanlığın genel bir eğilimi ve sıklıkla pek çok kültürde, pek çok toplumda gördüğümüz bir patern var, bir izlek var. O da şu. Aslında bu monarklar, bu idareciler siyasetin doğrudan bir parçası değiller. Toplumda bir ara bulucu, bir hakem görevi genellikle görüyorlar. Yani mutlak monarşi dediğimiz şey bir istisnadır tarih içerisinde. Ekseriyetle pek çok yetkileri elinden alınmış, vezirleri, yardımcıları, danışmanları, şunları bunları tarafından devlet idare edilmektedir. Pek çok monark için bunu söyleyebiliriz. Ve monarklar bu çatışan sınıflar arasında. Mesela Osmanlı örneğinde Seyfiye ve Kalemiye yani eli kılıç tutanlarla eli kalem tutanlar arasında bir hakem rolü oynamaya çalışırlar. Nitekim bugün de biliyorsunuz İngiltere tahtında artık kral var kraliçe diyemeyiz. Bir kral var ve o kralın doğrudan real politik bir açıklama yapması yasak. Çünkü muhafazakar parti kralın muhafazakar partisi adını taşıyor resmi olarak. İşçi partisi de kralın işçi partisi. Dolayısıyla her ikisinin de sahibi olmasa da hamisi kral olduğu için onlardan biri lehine herhangi bir açıklama yapması kralı mümkün değil, doğru değil ve adete, teamüle kesinlikle aykırı bir olay olarak telakki ediliyor. Bizdeki hanedan meselesi herkesin malumudur. 1922'de saltanat kaldırılınca aslında hanedan pratik işlevini kaybetti. Yani sultan adayları, iktidar adaylarını üretebilecek bir ailenin varlığı anlamsızlaştı. 1924 senesine geldiğimizde hilafet kaldırıldı ve Halife Abdülmecit ile birlikte bütün Osmanoğullarının sürgünü kararlaştırıldı. Bu sürgünü geniş geniş anlatacağımız bir videoda inşallah ileride çekerim diye ümit ediyorum. Bu sürgün meyanında yurt dışında pek çok zorluklar çektiler Osmanoğulları. Netice itibariyle her ne kadar İttihat ve Terakki Fırkası bir şehzadeler mektebinin açılmasında ısrarcı olmuşlar ve muvaffak olmuşlarsa da bütün şehzadeler meslek sahibi, kendilerini geçindirebilecek durumda değillerdi. Pek çoğu alışverişi bilmezdi, nasıl borçlanacaklarını, nasıl ticaret yapacaklarını bilmezlerdi. Dolayısıyla Avrupa'da pek çok sıkıntılar çektiler. Bunların bazıları fabrikalarda çalışmak zorunda kaldılar vesaire. Tabii şimdi bazıları ya bunlar işte Attan ini beş binmişler ne olacak diyebilir ancak eskilerin bir sözü vardır. Zamanında şöhretliyken, şanlıyken, zenginken düşen insana acınılır. Nitekim çok hoş bir tiyatro oyunu vardır Şahane Züğürtler diye Bizde Haldun Dormen bunun bir uyarlamasını Yapmıştı ilk olarak Nevra Serezi ile beraber oynamışlardı Daha sonra da yanlış hatırlamıyorsam Şehir tiyatrolarımız bunu Tekrardan Haldun Dormen'in yönetmenliğinde Sahneye koydular ben de izlemiştim Rus çarlığından Dünyaya yayılan soyluların başlarına gelen Akıbetleri anlatan ve onların Acıklı durumlarını anlatan hoş bir oyundur Onu izlediğiniz zaman biraz Anlıyorsunuz yani o yeni dünya. Aya edememenin nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Elbette istisnaları var. Haydar Abad Nizamı ile evlenen Dürüşehvar Sultan gibi veyahut daha sonra Mısır'da kral naibi olacak Abdülmünim Efendi ile evlenen Nesişah Sultan gibi istisnaları var. Yani biraz daha elizi düzgün bir hayat sürmeye muvaffak olmuş Osmanoğulları da var. Ama genel olarak hanedanı utandıracak, Türk milletini utandıracak işler yapmadılar. Bir maceraya girmediler. En azından mesela saltanatın yeniden ortaya çıkarılması gibi bir maceraya girmediler. Yakın tarihe kadar da tırnak içinde söylemiş olayım, bu saygınlıklarını korudular. Dolayısıyla Türk milletinin tarihinin bir parçasıdır. Bundan sonra da en azından hanedan mensuplarının bu saygınlığa yakışır davranmalarını temenni ederiz demiş olalım. Başka hanedanlardan da biraz bahis açmak lazım. Ben bu bahisler aklıma geldiği zaman hep aklıma Otto von Habsburg gelir. Otto von Habsburg tam 1922'de bizle eş zamanlı bir dönemde Habsburg Hanedanı'nın Saltanatına son verildi Avusturya'da devrimciler bu konuda muvaffak oldular Ve bunlar bir çeşit sürgünde kaldılar Habsburglar Ve mallarının çoğuna da el kondu Bize de benzer şekilde olduğu gibi Ve bir Habsburg yasasıyla aslında diğer hanedanların mal varlıklarına ne yapılacağı hususu da bir şekilde ortaya konmuş oldu Yani bir e, ne diyelim bir model belirlenmiş oldu hanedanların ilgasına ilişkin Son imparatoriçe Zita ve oğlu Otto von Habsburg yurt dışında haymatlos olarak yaşadılar. Ancak Otto'nun bir özelliği vardır. Çok entelektüel bir adamdır. Tahtın varisi, veliaht saltanat olduğu için çok nitelikli bir eğitim almıştır. Latince'den Hırvatçaya, Macarçaya, İngilizceye, Almancaya, Fransızcaya 7-8 dil bildiği söylenir Otto'nun. Dolayısıyla fevkalade entelektüel bir adam ve genç yaşında matbuat hayatında bir şeyler üretmeye başlıyor. Düşün anlamında, yazın anlamında bir şeyler üretmeye başlıyor ve sürgünde olduğu yıllarda 1937 senesinde şunları kaleme almış. Enteresandır. Diyor ki Avusturya halkı aldatılmıştır. Onlar halen daha bize kalben bağlıdırlar. Ve bir gün dük ve halkı yeniden buluşacaktır. Yani döneceğiz. Bir gün geri döneceğiz ümidini. O zamanlar genç bir delikanlı olarak taşıyor. Diyor ki 1918'de yıpranmış bir Avusturya'nın enkazının üzerinde devrimciler tependiler ve hapsürkları göndermeye muvaffak oldular ama bir gün döneceğiz ümidini taşıyor. Bu ümitleri pek gerçek olmuyor. Dahası Naziler Avusturya'yı ele geçirdikleri zaman Otto von Hapsburg yanlılarının pek çoğunu hapislere atıyorlar, onlara işkence ediyorlar ve hatta bir kısmını da Dachau gibi toplama kamplarında öldürüyorlar. Nitekim Stefan Zweig'in The Royal Game adındaki romanı da bunu konu edinir. Böyle bir acıklı hikayeden geliyor Otto von Habsburg. Buna rağmen yılmamıştır ve dünya çapında bir siyasetçi olmuştur. Özellikle Avrupa Birliği'nin varlığı Otto'nun büyük ölçüde kendi çalışmalarına dayanıyor bile diyebiliriz. Çünkü Avrupa'nın bir arada durması için çok mücadele etmiştir. Her ne kadar Avusturya kendisini ve ailesini sürgüne göndermişse de Avusturya milletinin menfaati için çok çalışmıştır. Mesela nedir? Nazilerin mağdurlarından bir tanesinin de Avusturya olduğunu söylediği için zamanında linçlenmiştir. İnsanlar şunu söylediler. Yani nasıl olur? Avusturya Hitler'e destek verdi. Hitler zaten Avusturyalıydı. Ne demek yani Avusturya bu işin mağdurlarındandır? O da şunu örnek verdi. Siyasetçileri öldürülen, yani üst düzey siyasetçileri öldürülen tek millet Avusturyalılardır. Bu bağlamda da Avusturya'nın idaresi Naziler tarafından Cebren ele geçirilmiştir. Avusturyalılar bundan razı değillerdi ancak toplama kamplarında eziyet çektiler. Bu işe zorlandılar gibi. Aslında tarih olarak tartışabileceğimiz ancak Avusturya'nın menfaatine olacak bir tezi fevkalade savunmuştur. Yine bunun gibi demir perdenin yıkılışından sonra yani Sovyet blokundaki bir zamanlar Avusturya Macaristan İmparatorluğuna bağlı olan ülkelerin biraz daha liberal demokratik düzene alışma sürecinde de Otto von Habsburg bir rehabilitör olarak onların Avrupa Birliği'ne eklemlenmesi için bir lobicilik faaliyeti yürütmüştür. Yine Macaristan'ın Avrupa Birliği'ndeki pozisyonunun güçlendirilmesi için çok ciddi bir faaliyet yürütmüştür. Bu bağlamda da açıkçası bütün Avrupa tarafından sevilen ve saygı duyulan bir adam olmayı başarmıştır. Hanedan üyelerinin sonraki hayatları açısından Otto von Habsburg'un ben iyi bir örnek olduğu kanaatindeyim. Bir çok enteresan da bir tarafı da var. Franco İspanya'da monarşiyi tekrardan ikhtisas etmek istediği zaman Habsburglara bir haber gönderiyor. Biliyorsunuz İspanya tahtı uzun yıllar Habsburg hanedanından ayrılan bir kol tarafından yönetildi. Fakat bu ailede şöyle bir durum var. Çok aile içi evlilikler yapılıyor. Dolayısıyla bir müddet sonra Habsburglarda belirli rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. En bilindik rahatsızlık Habsburg çenesi diye bilinen o böyle bu şekilde ismini vermeyeceğim bir bakanımızın çenesine benzeyen bir çene formatı onlarda oluşuyor. Bu da Habsburgların nişanesidir, emaresidir. O ailenin alameti farikasıdır. Ancak bununla sınırlı değil. Bazı akıl hastalıkları vesairelerde oluyor. İspanya tahtının son varisi, son Hapsburg varisi. Bu şekilde evlatsız olarak ve tecennün ederek, delirerek vefat edince büyük bir veraset savaşları çıkmıştır Avrupa milletleri arasında. Uzun yıllar sürmüştür. Dolayısıyla o kanlı bir şekilde Hapsburglardan başka hanedanlara geçmiştir. Böyle kanlı savaşlardan sonra Hapsburgların İspanya tahtı üzerindeki kudreti kaybolmuştur. Franco buna rağmen Hapsburgları geri çağırdığında Otto von Habsburg bunu kabul edebilirdi. Ancak şöyle bir cevap verdi. Biz bunu kabul edemeyiz. İspanya'nın meşru varisleri artık başkalarıdır. Juan Carlos'u tahta geçirelim ve hakikaten de onun dediği gibi oldu. Nitekim Franco'ya biraz yakın olduğunu anlıyoruz Otto von Habsburg'un. Yani bu teklif de biraz boşuna değil. Çünkü Franco için şunu söylüyor. Stalin ve Hitler gibi bir diktatör değildi. Biraz daha Güney Amerika tipi bir diktatördü gibi böyle biraz alımlaştırıcı bir yorumu da var açıkçası. 60'lı yıllarda hanedana ilişkin ve Avusturya tahtına ilişkin haklarının ciddi bir kısmından feragat etmesi kaydıyla Avusturya kendisine bir vatandaşlık teklif ediyor. Ve bunu biraz da siyasette devam edebilmek için, politikada biraz daha söz sahibi olabilmek için Otto von Habsburg kabul edip imzalamış. Fakat yıllar sonra şunu söylüyor. Bu rezil bir anlaşmaydı. Bunu hiç imzalamak istemezdim. Ancak politika afyon gibidir. Bir kere buna bulaştınız mı bırakamazsınız. Böyle enteresan bir figür Otto von Habsburg, dindar bir Katolik ve hatta Avrupa parlamentosunda Kuzey İrlandalı bir temsilcinin papaya hakaret etmesi üzerine fiziki müdahalede bulunup olayı engelleyecek seviyede dindar bir adam. Fakat bütün bu özellikleriyle bu entelektüel taraflarıyla Avrupa Birliği için Avrupa için çok kıymetli bir adam. Nitekim kendisi için Avrupa parlamentosunun en kalibreli ve en kaliteli adamı da denmiştir her daim. Vefat ettiği zaman onun cenazesi canlı yayında bütün dünyada yayınlandı ve çok hoş bir gelenek belki de son defa tekrarlandı. Habsurgların geleneksel mezarı Kapuçin Manastırı'dır. Viyana'nın içerisinde bir mezarlıktır bu. Kapuçin Manastırı'nın önüne kadar getirilir tabut ve kapı çalınır. İçeriden bir Kapuçin rahibi seslenir. Kimdir gelen? İşte bütün ünvanları sayılır. Avusturya'nın, Macaristan'ın, Romanya'nın sultanı, şu yedi iklimin padişahı falan. Böyle birini tanımıyoruz der içeriden kapuçin rahibi. İkinci defa sorulduğunda bu sefer aile ünvanları sayılır. Böyle birini de tanımıyoruz denir. Üçüncü defa kapı çalındığında bu defa Tanrı'nın aciz bir kulu geldi denir. Ve bu sefer o zaman buyursun gelsin denip kapı açılır. Çok hoş bir gelenektir. Otto'nun cenazesinde bu son defa tekrar edildi. Für Recht und Gerechtigkeit. Wer begehrt Einlass? Otto, ein sterblicher, sündiger Mensch. So er herein. Habsburg Hanedanı'ndan halen daha yaşayan başka insanlar da var. Benim mesela dikkatimi çeken Eduard Habsburg bu şu sıralarda Macaristan'ın Vatikan Büyükelçiliğini yapıyor. Ve ayrıca da günümüzde hala yaşamaya devam eden Malta Şövalyelerinden bir tanesi. ilginç bir biçimde Eduard Habsburg ve yazılarıyla Hapsurg Hanedanı'nın tanıtmaya ilişkin yazmış olduğu çalışmalarıyla meşhur bir adam. Dolayısıyla hanedan meselesi böyle. Daha kaliteli bir yaşam süren, ailelerinin şereflerine şeref katan hanedan mensupları olduğu gibi o ailenin itibarını düşüren, aman bunlardan da iyi ki kurtulmuşuz dedirten bazı e, hanedan mensupları da gördüğünüz üzere mevcut dünyada var olabiliyor. Tabii ki baktığınız zaman bunlar bizler sizler gibi aileler değil. Daha farklı bir yaşam formu var orada. Daha farklı bir kültür, daha farklı bir görgü kuralları, adam muaşeret vesaire var. Biraz nostaljik kafada bir insansanız bunları zevkle takip edersiniz. Dünyada da magazinin daha doğrusu high society böyle jet sosyete işlerinin en kıymetli bilgileri genellikle bu ailenin evlenmeleri, boşanmaları falanları filanlarına ilişkin bilgilerdir öyle biraz magazinel şeylere de meraklıysanız bu ailelerin yaşamlarını da takip edebilirsiniz demiş olayım. Hanedanlar hakkında şöyle 15 dakika sohbet etmiş olduk. Aklıma gelenleri söylemiş oldum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanala abone olmayı, videoları paylaşmayı, hatta ve hatta katıl abonesi olmayı unutmayınız. Daha sık görüşeceğiz bundan sonra. Şimdilik hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.